ıslak mendille alayım. Başladı. Ucum burada. Aa, başlasın. Zaten birden çıkıyorum ya. Ay kaç tane kamera var. Hocam ıslak mendil. Tamam. Arkadaşlar bu baton büyük mumluklarımız var. Onların üzerine ahşap görünümü oluşsun diye budak çekiyoruz. Budaklama aparatı ile birlikte yapıyorken kursiyerlere yayın açalım dedik. 2 dakika açıp kaçacağız. Böyle bir aparatımız var. Budak tarağı olur şahsen kendileri. Serap Gür, Yasemin, Demirbaş, Öztekin katıldı. Hoş geldiler. Hoş geldiler. Şey, bizim kimsenin haberi olmadığı için. Bakın, boyamıza glaze koyuyoruz. Glaze medium. Glaze medium'la boya çabuk tutunmadığı için budak aparatlarında ve budak aparatı kullanırken bunu muhakkak yapıyoruz. Masanıza, konsolunuza, canınız nereye istiyorsa bunu yapabilirsiniz. Gazali katıldı. Gazali welcome. Cezayir'den. Budak aparatında şöyle kısa olan, yani yuvarlak olan taraf kendinize bakacak. Bunu yüzeye koyuyorsunuz. Çok bastırmadan hafif bilek hareketleriyle budağın ortasını oluşturuyorsunuz. Bakın. Fazlalık boyayı alıyorsunuz taraktan. Diğer tarafta yeniden. Bakın. Bileğinizi nerede hafif oynatırsanız orada yuvarlak budağı yaparsınız. Şimdi bir tarafa daha yapalım. Yeniden görsünler. Glazing, glaze medium koydum. Rich glaze medium bu arada. Şu. Koyduğum boyamı gelişi güzel sürüyorum. Çok net, çok harika, düzgün sürmenize gerek yok. Gelişi güzel uyguluyorsunuz. Biz bu mumluklarımızı Afrikalı kızlarla yapacağız. Bir tane daha mumluk. Gitme var. Şimdi gel elimi çek. Nuray. Buracığım, görsün arkadaşlar. Bakın, yarım daire olan tarafı kendime doğru aldım. Bana bakan tarafı. Geliyorum, hafif yatırıyorum, çekiyorum. Yatırıyorum, çekiyorum ve budağımı oluşturuyorum. Yanında da aynı şekilde. Güzel görünsün istiyorsanız hep aynı yere gelmesin. Bakın, bir yerde budak yaptım, öbür tarafta yapmıyorum. Bu da işin püf noktası. Dediğim gibi masalarınıza, sehpalarınıza, takı kutularınıza her şeyi bunu uygulayabilirsiniz. Her zaman için kahve yapmak zorunda değilsiniz. Turkuaz üzerine kahve de yapabilirsiniz budağınızı. Yani beyaz üzerine gümüş de yapabilirsiniz. Canınız ne renk istiyorsa, evinize ne renk gidiyorsa. Gazeli merhaba demiş. Merhaba Gazeli. Benim kursiyerim biri de karşıda zıplıyor, dans ediyor, ona gülüyorum. Abdurrahman Hatice Yıldız. Merhaba canım. Aa, Fatice abla. Bakın şurada bir hareket yaptım. Bir ovallik buraya verdiğim için buraya denk getirmeyeceğim. Burada bir hareket yapacağım. Burayı düz çekeceğim. Burada bir hareket daha yapıp aşağıya alacağım. Türkan Özdemir harikasınız. Hüsnü Ayşen. Teşekkür ederim. Bayılıyorum. Ellerinize sağlık. Budak tarağıyla yıllarca da bu budak tarağını arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Bunlar da kalite kalite. Benim elimdeki yoğun budak yapıyor. Kestaneler mi yandı? P-Kardin kolay gelsin. Kim? Arzum P-Kardin. Ha, Arzum Pierre Cardino. Bizim grubumuzun Pierre Cardin'cisi Arzum. Serin Koparal. Kolay gelsin. Adminim kendisi, haberi bile yok yayın açacağımdan. Şimdi bakın arkadaşlar, bu şekilde şu an biz iki tarafı yaptık. Çünkü iki taraf kurumalı ki diğer tarafları yapabilelim. Burada da şunu gösterelim hazır şeyken. Şimdi mumluklarımız çok büyük. A3 dekopaj çıkarttık. Bunların kursiyerimizin evi turkuaz olduğu için, kahve olduğu için kahve rengi değil, kestane, multi surface kestane rengi boyadık. Wooden wax sürdük araya. Sonrasında turkuaz üzerine sürüp soyduk.
soyarak eskittik. Yani şu an Moodle Max'la bu çok kolay. Önceden vazelin bir sürü uğraşıyorduk. Artık pek kaldın ne? Admin mi? Admin mi? Öyle yazmış. Yok, Zerrin admin ya. O haberi yok, onu dedim. Şimdi biz buraya Afrikalı kızı koyacağız. Bu aşağıya gelecek bölümü de dekopajla kolaj yapacağız. Bu da farklı bir tekniktir. Ben bugün dersimiz itibariyle göstereceğim. Uzatacağız. Sonrasında işte görüşmek üzere diyorum. Çok yakından çekme ya. Şişko çıkacağım. Şöyle uzaktan çek. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Devam ediyoruz biz.